Merhabalar. Hukuk sohbetlerinde bugünkü konuğumuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin çok değerli hocalarından Profesör Doktor Saime Oktay Özdemir hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biliyorum 2-3 gündür toplantılarınız var. Devam da ediyor ama bu yoğunluk arasında bize de vakit ayırdınız. Estağfurullah. Her Hoş zaman. Hoş geldiniz. Her zaman çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Bugünkü konumuz sizinle boşanma davalarını, bunlarla ilgili nafakaları, maddi manevi tazminat davalarını ve mal rejimlerini konuşacağız hocam. Evet. Boşanma ile ilgili başlayabilir miyiz? Boşanma sebeplerimiz nelerdir? Evet. Boşanma Türk hukukunda iki tür sebebe bağlı olarak düzenlenmiştir. Bir, 5 tane gene özel sebep dediğimiz sebeplerle her biri bir boşanma sebebi olacak şekilde düzenlenmiştir. Eğer şartlar gerçekleşmişse bunlardan birine dayanabilir. Nedir bunlar? Kanunumuzun düzenlediği başlangıçta zina, hayata kast, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığıdır. Evet. Bir de diğer bir sebep olarak da genel bir sebep, evlilik birliğinin çökmesi esasına dayanan bir sebep. Biz buna uygulamada şiddetli geçimsizlik davası diyoruz, değişiklik öncesinin de terimiyle, alışkanlığıyla. Evet. Burada da artık evliliğin ortaya çıkan sebeplerle devam edemeyeceği kanaatini yargıca verecek maddi vakaların ileri sürülmesi lazımdır. Eğer hakim evet artık bu evlilik çökmüştür, devam edemez kanaatinde olursa boşanmayı gerçekleştirebilir. Bunların arasında sizin de bildiğiniz gibi bir anlaşmalı boşanma sistemimiz var ki dünyanın aslında boşanma sistemini buraya kaydırdığı bir önemli kurum anlaşmalı boşanma kurumu. Ama Türk hukukunda uygulaması daha sınırlı. Hemen parantez içinde şunu da söyleyeyim ki tüm dünya, tüm demeyeceğim tabii de, yani bizim takip etmek istediğimiz Avrupa ülkelerinde artık kusura bağlı boşanma sistemi terk edilmiştir. Boşanmayı kusurdan bağımsız olarak düzenlemektedir hukuk sistemleri. 70'lerden beri sistemler bayağı büyük bir değişiklik geçirmiştir. Maalesef bizim kanunumuz hemen hemen 1926'daki yapısını hala korumaktadır. Anlaşmalı boşanma hariç. Biliyorsunuz. Kusurlu eşin açtığı dava reddediliyor. Evet, kusurlu eşin açtığı dava reddediliyor. Evet. Bu ne kadar iyi tartışılır tabii. Evet. Anlaşmalı boşanmaya biraz belki değinmek lazım. Öbürlerinin içeriğine kısaca girelim isterseniz. Anlaşmalı boşanma Türk hukukunda bir yıl tamamlamış evlilikler bakımından mümkün. Avukatlar bakımından burada önemli olan husus, kanunun istediği eşlerin üzerinde anlaştıkları ve hakimin de uygun göreceği bir protokolü müvekkilleriyle oluşturmuş olmalarıdır. Burada kanun şunu istemektedir. Mali evliliğin sona ermesinin mali sonuçları ve çocuk varsa o çocukların durumunun düzenlemesini istemektedir. Yani asgari içeriği budur. Bu protokolle her iki tarafın evet demesi, hakimin de evet demesi, yani uygun demesi, hakimin hukuka uygun bulması gerekmektedir. Hakim reddedebilir, böyle bir yetkisi vardır. Başka bir hususun düzenlenmesini ya da başka bir şekilde düzenlemeyi isteyebilir. Ama şunu söyleyeyim ki hakimin o protokole girmesini istediği husus üzerinde taraflar anlaşma sağlayamazsa anlaşmalı boşanmanın yapılması mümkün değildir. Kabul etmedikleri takdirde boşanma sizin de bildiğiniz gibi çekişmeli boşanmaya dönebilir. Anlaşmalı boşanma olarak devam etmez. Burada önemli olan bir başka hususa değineyim avukatlar bakımından. Bu protokolün icra hükmünü kazanması çok önemlidir. Evet. Böyle olması için de anlaşmalı boşanma boşanmaya karar verilen mahkeme kararının bir devamı olmalıdır. Yani hüküm fıkrasına protokolün de geçmiş olması lazımdır ki bu sonuçlar ileride icra edilebilsin. Anlaşmazlık çıktığında icraya konulabilsin. Dolayısıyla buradan da şuna önem vermek lazım. Protokolün her hükmü icraya müsait olmalı. Ne demek hocam? Onu yani açalım. Rakamsa evet. Örneğin şu çok uygun değil. İşte çocukların okul masrafı karşılanacaktır.
hani nedir bu okul masrafı? Ne kadar olduğunu evet, özellikle rakam, yazılması evet, gerekiyor. Bu çok kolaylaştıran bir evet. hükümdür. Çünkü yoksa her seferinde yeniden dava açmak yeniden dava açacaksınız, belirleyeceksiniz vesaire vesaire. Halbuki rakam olarak ve yıllara göre oransal arttırmalarla giderse eğer bir daha dava açmak durumunda da kalınmayabilir. Buna çok önem vermek gerekir. Keza gayrimenkul verilecekse bu gayrimenkulün verildiğinin kararda belirtilmesi ile gayrimenkul kazanılacağı için o gayrimenkulün belirlenmesi çok önemlidir. Yani bir de şu çok sık gördüğümüz hükümler şudur. Eşlerin birbirinden mali talepleri yoktur. Şimdi evet. bunun içeriği nedir? Bu acaba mal rejiminden doğan hakkı da bertaraf eden bir şey midir? Yani bunu yazdığımızda acaba mal rejiminden de artık bir talepte bulamayacak mıyız? Ya da mal rejimleriyle ilgili bir düzenleme yoksa mal rejimi talebi düşecek midir? Hayır diyoruz biz. Hayır diyoruz. Evet, hayır diyoruz. Bir mal rejiminden doğan haklar evlilik müessesesinin ya da birlikte yaşamanın doğurduğu sonuçlara ilişkin tanınan, kanun tarafından tanınan bir haktır. Bir alacak hakkıdır. Mal rejiminden doğan katılma alacağı veya değer artış payı alacağı. Bir hak olduğu için bu haktan feragat etmenin açık feragat etmenin geçerli olması için o konuda açık iradenizin nasıl olması bir lazım. Iradenin yani oraya demesi lazım nasıl ki lazım? Eğer gerçekten bütün istemiyorsa mali talebimiz yoktur bence yeterli yetersiz. Değil. Ne olabilir? Mal rejiminden doğan taleplerden eşler ya bir taraflı ya karşılıklı vazgeçmiştir olabilir. Ya da mal rejimden doğan hakları ileri sürmeyeceklerini birbirlerine taahhüt etmişlerdir. Bunlar geçerli olabilir ama mali talebim yoktur bence yoruma müsaittir ve mal rejimden doğan hakkı kapsadığına dair bir irade açıklaması değildir. Buna bu konuda da karar var mı hocam? Evet, var. Evet. Bu benim dediğim doğrultuda kararlarda evet. Yargıtay'da açık irade arıyor. Bu çok önemli meslektaşlarımız açısından evet. da. Gerçekten evet. protokole gerçek iradeleri de o şekilde olsa bile sadece mali haklarımdan vazgeçiyorum demek mal rejimlerini kapsamıyor. Evet, bunu kapsamıyor. Evet. Sonraki zaman aşımı içinde boşanmadan itibaren ki bu belki daha sonra değineceğiz 10 yıla çıktı Yargıtay kararlarıyla 10 yıl içinde gene mal rejiminden doğan talebi ileri sürebilirler. Eğer vazgeçmek istiyorlarsa da gerçekten bir taraf karşı tarafta vazgeçirmek istiyorsa dikkat edilmesi gereken şey açık iradenin yazılması. Hı hı. Mali talebimiz yoktur gibi ifadeler yeterli yetersiz. Değil. Yetersiz. Evet. Şunu sormak istiyorum hocam. İki taraf da anlaşmalı şekilde boşanmak istiyor. Avukatları var. Sadece avukatlarının duruşmaya gelmesi onları anlaşmalı boşanmalar için yeterli midir? Değil, değildir. Belki de tek istisnadır. Bilmiyorum evet. Yanlış yanılıyorsam düzeltin. Bizim muhakeme sistemimizde tarafların vücut olarak mahkeme huzurunda bulunmalarının istendiği tek istisnadır diye biliyorum. Hı hı. Anlaşmalı boşanma yapmak isteyen taraflar hakim huzuruna gelmek zorundadırlar. Hakim ikisini de aslında dinlemek zorundadır. Evet. Hakimin anlaşmalı boşanma konusunda iki tarafın serbest iradesinin olduğuna kanaat getirmesi lazımdır. Sistem aslında böyle. Hı hı. Yani istiyor musunuz? Evet, bu bence yeterli hı hı. değil. Baskı altında verilmiyor olması lazım o evetin. Bunu da Avrupa ülkelerindeki hukuk sistemleri şöyle düzenliyorlar. Hakim diyor mutlaka tarafları birlikte ve ayrı ayrı dinler. Hı hı. Ayrı ayrı birden çok dinleyebilir örneğin hı. bizdeki gibi hemen tek seans tek hı hı. duruşmada değil. Ayrı ayrı dinlemek de kanaatimce çok önemli. Bence bizde de engel değil. Yani hı hı. bizim yasa hükmümüz de isteyen hakimin tek olarak dinlemesine engel değil. Ama tabii iş çokluğu vesaire ne kadar yapılabiliyor tartışılabilir. Sanki zaten anlaşmalı boşanma fiiliyatta da tek celsede boşanma evet. gibi bir şey hızlı boşanma için, gibi. Hızlı boşanma. Evet. Ama bazen şey de tehlikeli olabiliyor. Bence de çok evet. tehlikeli olabiliyor evet. birçok insan. Hatta çok okumuş yazmış evet. birçok şeyi bilen insanlar bile aslında orada boşandığının ya da bir sürü haklarının kaybettiğinin farkında bilmiyor. Bile olmuyor. Bir kızgınlıkla çok haklısınız. Evet. Ben de rastlıyorum bu tip sorulara. Çabuk boşanma şeyine psikolojisine giriyor girip, bazen. Özellikle kadınlar bir an önce bu işten kurtulmak gibi.
kızgınlıkla. Evet. Ve orada da bir takım aslında düşünmedikleri halde talep, anlaşma hükümlerini kabul ediyorlar. İşte mali talebim yoktur. Bunlar tabii ki tehlikeli. Tehlikeli. Onun evet. için aslında hakimin gerçekten iradeyi, kendi açısından da ikna olması gerekiyor. Evet. Buna evet. dikkat etmesi gerekiyor. Bence de. Bence de. Evet, şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz meslektaşlarımız açısından? Bir boşanma davası açıyorlar ve bir dilekçe yazıyorlar. Evet. Bu dilekçedeki en önemli olmazsa olmaz hususlar nelerdir hocam? Evet, şöyle kanaatime göre ne olmalı? Bir kere karar verilmeli, hangi sebeple boşanılacak? Sebep çok önemli. Evet, sebep doğru çok önemli. Doğru sebebi tespit etmek. İleri sürülmesini istemek veya istememek, öyle diyeyim. Veya bazı sebepler, çünkü genel sebebi de oluşturan sebepler. Hı-hı. Genel sebep mi, özel sebep mi seçeceğine karar vermek. Bunun taraf, daha doğrusu tabii ki daha çok da tarafların karar vereceği bir husus olabilir. Ama taraflara hukuki sonuçlarının iyi anlatılması Hı-hı. lazım. Örneğin belki en bunların içinde problemli ya da önemlisi zina. Zina tabii biraz da mahrem bir konu. Özellikle çocukları olan aileler bakımından düşünülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ben de boşanma sebebi olarak ileri sürerken. Çünkü hepimiz biliyoruz, yazılan her şey kalıyor, senelerce kalıyor. Boşanma sırasında insanlar biraz daha stresli ve öfkeli oluyorlar ve belki de istemedikleri beyanları da, hele de günümüzde bu sosyal medyada varken evet. birçok şey birçok artık tamamıyla kalıyor. Evet. Bütün kalıyor ve anında yayılıyor. Yayılıyor da, evet. Buna herhalde dikkat etmek lazım, ama zinanın ispatlanmasını arıyor tabii. Her özel sebebin hakim ispat edilmesini arayacaktır. Bazen zina ispat edilemez ama şiddetli geçimsizlik dediğimiz o evlilik birliğinin çökmesi vakalardan çıkar ortaya. Dolayısıyla zinaya dayanıp ispat edememek mi tercih edilmeli veya ve boşanma davasının belki reddiyle sonuçlanma riski mi alınmalı, yoksa ispat edilebilecek evlilik birliğinin çökmesine ilişkin vakalar olarak mı ileri sürmek? Çünkü zina dediğiniz anda zinayı ispatlamak zorundasınız. Bunu yoksa davanız reddedilir. Reddedilir, evet. Halbuki eğer mutlaka kazanılsın diyorsanız belki evlilik birliğinin çökmesi 166. maddeye başvurma daha mantıklı olabilir. Zinanın şöyle bir artısı var bize has olarak, onu hemen yeri gelmişken değineyim. Zina nedeniyle boşanma olduğu takdirde biliyorsunuz mal rejimleri yönünden hiçbir hukukta olmayan ama bizim hukukumuza getirilen bir özel düzenleme var 236. maddede. O da zina nedeniyle boşanma gerçekleşirse hakime mal rejiminden doğan hakkın ya toptan kaldırılması ya da azaltılması yönünde bir takdir hakkı veriyor. Demek ki zinaya başvurulduğunda mal rejimden doğan talep bakımından böyle bir avantaja kavuşmak mümkün. Bunu da tabii belirtmek lazım. Evet. Zina böyle. Diğer cana kast, pek fena muamele, onur kırıcı davranış gibi sebeplerde de bu olayların gerçekleştiğinin delilleriyle tabii ileri sürülmesi, ileri sürülen sebeplerin gerçekleştiğinin ispatlanması lazım. Bu konuda uygulamada siz daha iyi biliyorsunuz, tanık daha çok geçerli bir ispat vasıtası oluyor. Ama tabii hakimin de kanaat getirmesi lazım. Hakim vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma sebebinin gerçekleştiğini, boşanma davasını reddetmeli. Şimdi evet, dilekçeyi anlatıyorduk. Şimdi bu seçim yapıldıktan sonra özel sebep mi, genel sebep mi tercih ettiğimiz neden, buna göre vakaların işlenmesi lazım. Evet, zina diyorum çünkü şunlar şunlar oldu. Evet, cana kast diyorum çünkü şunlar şunlar oldu. Ve bunlar evliliği artık devam ettiremeyecek, evliliğin taraf açısından çekilmez hale geldiğini geldiği anlamına geliyor yönündeki ispat vasıtalarının ya da ona yönelik beyanların yapılması lazım. Bunu iyi bir şekilde ortaya koyduktan sonra, tabii şunu da hemen söyleyeyim,
insanlar tabii bu vakaların sınırlarını belirlerken uygulamada gördüğüm çok kırıcı, kişilik haklarını zedeleyici ifadeleri de birbirlerine karşı kullanıyorlar doğrusu. Bu konuya da dikkat etmek lazım. Hatta belki avukatların müvekkillerini uyarması lazım. Çünkü sırf bu konuda yazılanlar da ileride kendisine bir evet savunma veya dava dosyasında hakkını ispat için kullanılsa da bunun sınırlarını aşmaması lazım. Bir kişilik hakkı ihlali davasına da malzeme olabilir. Bir vakaları koyduktan sonra ortaya iki hususu daha düşünmesi lazım. Boşanma davası sırasında tedbir istiyor mu? Yani hakimin kendisinin yaşama hakkında bir takım kararlar vermesini istiyor mu? Bunlar neler? Öncelikle nafaka, tedbir nafakası. İkincisi aile konutunda kimin kalma hakkının tanınması gerektiğine dair hakimden bir karar almak isteniyor mu? Kendisinin böyle bir talebi var mı? Bunlar konusunda çocuklar, çocuklar kimin yanında kalacak? Velayetli. Evet, velayet veya işte bir fiilen yanında kalan tarafın belirlenmesi, gerek varsa belki geçici olarak velayetin de hemen tanınmasının istenmesi gibi konuları istiyor mu, istemiyor mu? Bunlara ait tedbir taleplerinde bulunacak. Bir diğer boşanma sonucu olarak kanunda düzenlenen 3 tane sonuç vardır bildiğiniz gibi. Maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası. Bunların da tabii şartlarını düşünerek eğer talep koşulları varsa onları da isteyebilir. Bunun için bildiğiniz gibi kusur durumu çok önemli. Kusurun daha az olması gerekiyor maddi manevi tazminat isteyebilmek için. Yoksulluk nafakasını ancak eşit kusurdan yoksulluk nafakası isteniyor. Müvekkilinin durumunu düşünerek boşanma teşkil eden olayda buna ilişkin taleplerini de yapmalıdır. Bu üç husus, son söylediğim maddi manevi tazminat ve yoksulluk nafakası mutlaka boşanma davasını boşanma davasının açıldığı dilekçede olmak zorunda değildir. Olmazsa olmaz koşulu değildir. Çünkü kanun 178. maddesine bunu ayrıca ileri sürme hakkı veriyor. Yani şöyle diyor, bir yıl içinde boşanma davası kesinleştikten sonra bir yıl içinde tekrar yeni bir davayla bu üç talebi yöneltmesi mümkün. Dolayısıyla başlangıçta yöneltmek istemiyorsa bile hakkının kaybolmadığını söylemem lazım. Boşandıktan sonra da bir yıl içinde o davayı açabilir. Açabilir. Ama burada avukatların dikkat etmesi gereken, sonra da açarsa harç ödemek zorunda kalacak. Evet. Bu önemli bir husus. Bu önemli bir husus. Açısından. Evet. Boşanma davasıyla birlikte açılırsa, talep ederse harç ödemeli. Evet. Evet hocam. En azından başlangıçta ödenmiyor diye biliyorum ama sonra bilmiyorum. Onu belki siz daha mı iyi. Sonrasında ödeniyor. Sonrasında ayrı ödeniyor. Bir davayla başlangıçta evet. O zaman harç ödemek zorunda kalıyor. Bir de bu son zamanlarda Yargıtay'ın verdiği bir karar, sonrasında da değiştirdiği bir karar var. Evlilik birliği devam ederken aldatan eş ve ikinci kadınla ilgili bir karar verilmişti. O konuya da girelim mi? Çok sorulan evet, bir konu. Doğru, çok sorulan ve kamuoyunu da meşgul etti. Evet, medyada yer aldı vesaire. Bizde de akademisyenlerin de eğildiği bir konu oldu bu sıklıkla. Yargıtay söylediğiniz gibi hem eşe, aldatan eşe öyle diyeyim, hem de yani ikinci kadına mı diyeyim, ne diyeyim, evet. Ya da ikinci erkeğe de denilebilir. Doğru, çünkü doğru, karşılıklı olabilir. İkinci kişiye diyelim. Evet. Evlilik dışındaki üçüncü kişi oluyor aslında. Evet, haklısınız. Üçüncü kişiye de dava açılması yönünde, dava açılarak manevi tazminat yönünden oldukça sık kabul kararları verdi. Bu da dediğimiz gibi çok tartışıldı. Sonra Yargıtay yeni 2015 tarihli bir kararında bu içtihadından döndüğünü... Hangi daire hocam? Biliyor musun? Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Hukuk Genel Kurulu kararı Hukuk bu. Genel. Evet. Bu dönülen kararın Hukuk Genel Kurulu olduğunu hatırlıyorum. Şimdi acaba doğru mu bu? Bu çok katmanlı bir sorun. Şöyle ikiye ayırarak inceleyelim. Bir, evlilik devam ederken
acaba açılabilir mi? Yani evlilik devam ederken kişi eşini açabilir mi? Üçüncü kişiyi açabilir mi? Evlilik sona erdikten sonra eşini açabilir mi? Üçüncü kişiyi açabilir mi? Evlilik devam ederken eşe dava açılamayacağı kanaatindeyim. Çünkü yani şöyle düşünülebilir mi? Bu bir haksız fiil midir? Eşi aldatma bir haksız fiil teşkil eder mi? Eşi aldatma aslında aile hukuku bakımından bir evliliğin getirdiği yükümlülüklere aykırı bir davranıştır. Çünkü 185. madde eşler arasında sadakat hükmünü getiriyor. Evet. Bunu ihlal ediyor. Dolayısıyla bir haksız fiil olarak düşünmemek lazım. Evlilik özel bir düzenleme. Çünkü evlilikten doğan bir vazifenin ihlali diye düşünmek lazım. Böyle olduğunda bakıyoruz kanun düzenlemesine neyi getirmiş. Buna bir 25. madde, Medeni Kanun 25. maddede olduğu gibi bir dava hakkı vermiş mi acaba kişilik hakkı ihlali nedeniyle, ya da bu uygulanır mı? Zinanlıyı bir boşanma sebebi olarak düzenlediğine göre ve şiddetli geçimsizliği ya da evlilik birliğinin çöktürmesini çünkü bazen zina bildiğiniz gibi eş dışında biriyle kurulan cinsel ilişkiyi ifade etmektedir hukuki anlamda. İlla bu aşamada olması gerekmiyor. Farklı ilişkilerde sadakat hükmünü ihlal eder. Zina mertebesine ulaşmış olması gerekmiyor. Bu da evlilik birliğinin çöktüğüne ilişkin bir değerlendirmeye konu olabilir. Bütün bunlara kanun, aile hukuku kitabında özel bir müeydeye bağlanmış. Ne demiş? Ben sana bunu boşanma sebebi olarak veriyorum. Eğer buna katlanamıyorsan boşanabilirsin. Evet, boşanmanın sonuçlarını da düzenliyorum. Burada yaratılan sebep senin kişilik hakkını ihlal eden bir şeyse sana maddi manevi tazminat hakkı veriyorum. Tabii kişilik hakkı ihlalinde maddi tazminat burada pek düşünülemez de manevi tazminat olarak da sana bir hak veriyorum diyor. Dolayısıyla boşanma ve boşanmanın sonucu olarak düzenlendiği için eşe ayrıca, ki uygulamada var ben görüyorum, bir kişilik hakkı ihlali nedeniyle dava açılamayacağı kanaatindeyim. Üçüncü kişiye açılır mı? Şimdi üçüncü kişi ne yapmıştır? Eşle bir yakınlaşma, duygusal veya başka bir amaçla her neyse, ya zina gibi bir fiil ya da zina sayılmayan ama sadakate aykırı davranışlara neden olmuştur. Şimdi bu acaba kişilerin özgürlük alanındaki hareketler midir? Öyle bakmak lazım. Yani eşlerin birbirine karşı olan sadakat yükümlülüğü tabii ki aile arası, evlilik birliğinin tarafları arasında, yani karı ve koca arasında. Üçüncü kişi böyle bir sadakat yükümlülüğünün muhatabı mı? Değil tabii. Onun özgür bir yaşam tercihi var. Kendi özgürlük alanını kullanarak istediği kişilerle ilişkisi o veya bu şekilde olabilir. Dolayısıyla onun yaptığı bir iş, bir eşle yakınlaşma veya farklı bir ilişkinin bir haksız, hukuka aykırı olarak görülmesi bu düzenlemeler içinde mümkün değil. Çünkü bir hukukun verdiği kişisel davranış özgürlükleri içinde sayılacak bir tutum. Çünkü dediğim gibi aile hukukunda hiçbir hüküm diye eşlerin sadakat yükümlülüğü vardır ve bütün toplum da buna uymakla mükelleftir şeklinde bir kural getirmiyor. Bu nedenle bu son kararın ben hukuken doğru olduğunu düşünüyorum. Ne evlilik bittikten sonra ne de evlilik devam ederken üçüncü kişiye karşı bir dava açılamaz. Manevi tazminat davası. Eşe karşı da boşanmadan sonra yaptığı zina fiilinin veya boşanmaya sebep olan olayların kendi kişiliğini ihlal ettiğini gerekçe göstererek manevi tazminat açabilir. Önceki kararlardaki gerekçe neydi hocam? Sadakat hükmü herkesin, üçüncü toplumun, evet işte aksayan yönü o ki tüm toplumda o sadakat hükmüne uymak zorunda. Halbuki böyle bir toplumsal yükümlülük
Yok. Evlilik iki kişi taraflar arası. Taraflar uymuyorsa toplum niye uysun evet, zaten? Taraf, evet. En şeye. Başta eşinizi uyduramıyorsanız üçüncü kişiden. Peki bu karar karşısında meslektaşlarımız artık böyle bir dava açmasınlar mı? Yine de farklı karar çıkabilir mi? Açabilirler mi? Ne dersiniz? Bir hukuk genel kurul kararı olduğunu bilerek konuşuyorum. Yanılıyorsam bağışlayın. Eğer hukuk genel kurul kararı ise tabii bu bir yol gösteren içtihat olarak mahkemelerce kabul ediliyor. Hani imkansız demeyeyim ama zor. Reddedilme imkanı. Evet, imkansız değil ama evet. Yani bir içtihadı birleştirme kararı değil sonuçta ama gene de hukuk genel kurul kararları mahkemelere, Yargıtay dairelerine yol gösteren bir karar olarak düşünülmesi gerekiyor. Evet. Ama tabii imkansız değil. Evet. Bu konularla ilgili mal rejimlerine geçeceğiz ama ona ikinci bölümde geçelim diye düşündüm. Bu arada bu boşanmayla ilgili nafakalarla ilgili. Evet, nafakayı unuttuk. Nafakayı doğru. Kısaca bir maddi konuşalım. Maddi tazminata da biraz dönelim. Maddi tazminatta ve nafakaya dönelim. Maddi tazminat eşin boşanma sonucunda kaybettiği maddi menfaatler nedeniyle kanun tarafından tanınmış bir hak. Şimdi mal rejimi mal rejimi evlilik sırasında edinilmiş mallarla ilgili menfaati zaten tatmin ediyor. Hı hı. Öyle bir hak var. Buradaki maddi tazminatı şöyle düşünmek lazım. Boşanmayla eşi nedeniyle sahip olduğu mali menfaatlerin kaybından doğan bir tazminat. Klasik örneği miras menfaatinin, yani bir mirasçı olma durumu sona erdiği için onun kaybedilmesi. İşte örneğin bu şu çok daha belki yaygın olabilir. Evlilik nedeniyle çalışma hayatına ara vermişse, özellikle eşi bunu istediği için böyle bir tercih yapmışsa, mahrum kaldığı ve kalacağı, çünkü fırsat kaybetmiştir. Bunlar nedeniyle de maddi tazminat isteyebilir. Nafakaya gelince, nafaka 2, boşanmada 3 hatta söyleyebiliriz. Biraz önce tedbir nafakası dedik. Dava devam ederken geçime ilişkin bir talep olabilir. İkincisi yoksulluk nafakası dediğimiz ve süre sınırının da olmadığı, ancak işte ya mali durumu iyileşirse ya da yeni bir evlilik yaparsa sona erecek bir nafaka tayini mümkün. Üçüncü nafakada çocuklar için 18 yaşına gelene, hatta eğitimi devam ediyorsa eğitimi bitene kadar devam edecek olan iştirak nafakası, çocuk için talep edilecek nafaka olarak söyleyebilirim. Sınırı konusunda çok tartışmalar var. Hem Yargıtay kararlarında farklı uygulamalar var, hem akademisyenler arasında bunun sınırı ne olacak? Yani yoksulluğu giderecek kadar mı olacak? Eski hayatı devam ettirecek kadar mı olacak? Biz de medyadan duyuyoruz, bazı ünlü kişilere astronomik rakamlar takdir ediliyor. Doğrusu şimdi bir hakkın kullanımı kuşkusuz ama her hakkın da dürüstlük kuralı içinde kullanılması kötüye lazım. Kötüye kullanılmaması lazım. Bunu eşin durumu çok iyi olduğu için çok yüksek nafakaların ben çok bir hakkın kullanımı olarak görülmemesi gerektiği fikrindeyim. Ama eski yaşamın, yani evliyken olan yaşamın da az çok devamına yönelik bir nafaka olması lazım. Hele de çocuk varsa bir hayat, aynı mekanda o hayatın sürmesini sağlamanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Standardın devam etmesine imkan vermesi gerekiyor. Sadece yoksulluğu giderecek bir nafaka olmamalı diye süresi düşünüyorum. Süresi ne kadar hocam? Süresi, dava açma süresi? Nafakalarla şeyde ilgili. Boşanma tarihi kesinleştikten sonra bir yıl. Bir yıl içinde de ayrıca istenebilir. Bir davayla isteyebiliyoruz. Evet. Mal rejimlerine ikinci bölümde devam edeceğiz hocam. Hay hay. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Teşekkür.